Selamünaleyküm arkadaşlarım. Gül Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bu videomda futbol fanatiği bebekleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bebeklerimin çekimlerini yaptım. Video çekimlerini fakat videomda aksaklıklar oluştu. Telefondan mı neden olduğunu anlayamadım. Sesle görüntü hareketler üst üstüne denk gelmediği için paylaşamadım, yayınlayamadım. Tekrar çekiyorum. Bakın, bunları çektim. Tekrar çektim bebeğimi ama yayınlayamadım. Şimdi tekrar bir daha çekiyorum. İnşallah bu kez hatasız olur. Yayınlarım. Arkadaşlar malzemelerim, çoraplarım var. Şu bebeğimden, Beşiktaşlı bebeğimden kalan bu çorabım var. Bir çift beyaz çorabım var. Ve evde kullanılmış olan bu elyafın da şeyleri çoraplara bulaşıyor. İçindeki iplikleri. Şu çorabımdan kestim. Şort hazırladım. Eski çoraptan, çünkü çorap kalmadı. Videolarımı çektim. Yükleyemediğim için elyafım var. Dikiş ipliğim var. Dikiş makarası. Makasımız, iğnemiz, ipliğimiz ve benim eskiden kalma şöyle bir dantel ipliğim var. Bu ya, sararmış, kullanılmamış. Boşa gitmesin diye kullanıyorum. Arkadaşlar şu siyah beyaz kalan çorabımı üzerine forma olarak, siyahı da altına şort olarak yapacağım. 10 santim büyüklüğünde kestim. Bebeğe göre de değişebiliyor çünkü. Yine de ben ölçü vermek istiyorum. 11 santim de üstü. 1-2 santim büyük küçük fark etmez. Bunları şöyle kenara alayım. Şu lastiğini çıkaracağız tabii ki. Lastiğini bandana da kullanıyoruz. Altı santim bedenini yapıyorum. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Tam topuğa denk geliyor. Bu çorabın büyük erkek çorabı. Büyük çorap yani. Kilotlu çoraplardan da yapabilirsiniz. Evde olan kız çocuklarının kilotlu çorapları bacakları uzun olduğu için daha çok kullanım alanı olur. Şöyle çevirdim. Şu lastik kısmını da alacağım tam dibinden. İkiye katlıyorum. Ayak kısmını 5 santim. Evet, 5. 5 santim şöyle işaretliyorum. Şu uç kısımlarını da yuvarlıyoruz, köşelerini alıyoruz. Bebeğimizin topunu da şu çorabın topuk kısmından, bakın şu şekilde, şöyle topuğun çizgisinden değil de
şu kadar şu mesafeden keserek çıkarıp dikerek top yapıyoruz. Bir de evdeki çoraplarınız küçükse arkadaşlar çorabın tamamını kullanmanız gerekebilir. O yüzden bakın şöyle yapabilirsiniz. Şu tersini çeviriyoruz. Topuğu iç kısmından bakın şu şekilde, bakın şu çizgiden dikiyoruz. Yani bu şekilde dikerek topuğu içeride kaybedip çorabın düz, yani tamam bir çorap haline getiriyoruz bu şekilde. Şimdi bedeni çevirelim ayaklarına. Çorabın esnekliğine göre de kestiğimiz beden değişebilir, kafa kısmı değişebilir. Kestiğimiz ölçüde durmuyor. İçini doldurduğumuzda önce ayaklarını dolduruyoruz. Ayaklarının ikisini de yeterli bir şekilde dolduralım. Evet, doldurdum, hazırladım. Şimdi iğnemi şöyle şuraya bir sabitliyorum. Ve şu şekilde teğer alıyoruz. Burayı büzdüreceğiz teğer alıp. Evet, teğerimizi aldık. Şöyle içine tepe tepe. Şu kenar dikişlerini de içine doğru parmağımızla itelim ve toplayalım. Şöyle sıkıca tutup buraya bir düğüm atıyorum. İyice sabitledim. Şöyle de güzelce parmağımızla düzenleyelim, ayarlayalım. Evet, bedenimiz hazır. Şimdi başını dolduralım. Bedenin de yaptığımız gibi başını da teğer alıyoruz şu şekilde. Evet, değerimi aldım ve şimdi başını da dolduruyorum elyafla. Arkadaşlar, benim çorabım bayağı bir esnekmiş. Kestiğim baş biraz büyük oldu, o yüzden şöyle biraz aşağıdan dikiyorum. Tekrardan yeniden dikiyorum. 1 santim kadar aşağıdan dikeceğim. Esnekliğine göre biraz daha küçültebilirsiniz. Çok esnekse. Evet, bakın şu şekilde teğerimi aldım. Şu fazlalığını içine doğru itekleyelim. Sıkıca tutuyorum dağılmasın büzdüğümüz yer.
Ve şöyle bir düğüm atıyorum. İğne yası düğüm atıyorum arkadaşlar, da sağlam oluyor. Siz istediğiniz gibi düğümünüzü atabilirsiniz. Evet, başımız da hazır. Şimdi kollarını yapıyorum. Bakın şu kapalı taraftan şuradan başlıyorum. Şu şekilde dikelim. Evet, düğümümü şu şekilde attım. Kesiyorum. Ve diğer kolu da aynı şekilde dikelim. Evet, kollarımı diktim. Tersini çeviriyorum. Düz tarafını. Şekilde çevirelim. Arkadaşlar, elyaf yoksa evde kullanmadığınız kaçan ten çoraplarınız varsa onlardan kesip içini doldurabilirsiniz. Veya penye çorap, diğer çoraplarınızdan keserek doldurabilirsiniz. Sadece tek farkı birazcık ağırlığı olabilir. Bir de yıkandığı zaman daha zor kuruyacak tabii ki o zaman. Yıkanması gerekince elyaf daha çabuk kurur. Normal elyaf da kullanabilirsiniz. Evde boncuk elyafım var benim. Onu kullanıyorum. Evdeki olanları değerlendirelim. İllaki yani yeniden almak gerekmiyor. Elimizle şekillendirelim, düzeltelim. Bakın şöyle tam dikişini üst üstüne getiriyoruz. İğnemi, ipliğimi sabitliyorum. Ve şu şekilde dikiyoruz. Veya öncelikle tutturabiliriz yapıştırıcıyla. Daha sağlam. Dikerken elimizden kaçmasın. Arkadaşlar, şöyle bir çubuk silikonum var. Tabancayı kullanmayacağım göstermek için. Bu çok kolay oluyor. Kullanışı da kolay. Çubuk silikonun ucunu kızdıralım. Elimize dikkat edelim. Çünkü çok sıcak. Biraz tutalım bu şekilde. Orada yapışsın. Yapıştırıcı hiç kullanmadan da yapabiliriz. Bakın şu çorabın şu burun kısmındaki şu parmak üzerindeki çizgi var ya. Gözüküyor mu? Evet, gözüktü şimdi. Bakın şurayı öne getirelim düzgün bir şekilde. Arkada olabilir. Şu çorabın ön kısmı gözlerini hizalamak için de düzgün olabilir. Bir bedenden bir başından alarak sıkı bir şekilde dikiyorum.
Yapıştırsak da dikmek gerekiyor zaten. Daha düzgün, daha muntazam olsun diye. Evet, bu şekilde dikelim, bitirelim. Yine düğümümü atıyorum. Bu düğümü yapınca iğne oyası düğümünü atınca biraz yavaş çekelim. Düğümlenmesin farklı bir şekilde. İpimi de üzerinden şöyle bir iki kez geçerek daha düzgün olmasını sağlıyorum. Ve tekrar düğüm atıp keselim. Evet arkadaşlar, başımızı da diktik bu şekilde. Uzun çorabımız olursa kız çocuklarının çorapları külotlu çoraplarından bütün kesebiliriz. Sadece şu boyun kısmını iple bağlayarak da yapılabilir. Çorap yetmeyeceği için bu şekilde de yapılabiliyor. Şimdi kollarını yapıyoruz. Kollarını da aynı şekilde teğer alarak büzüyoruz. Şu kenarlarını tekrar içine iterek burada temiz iş yapalım. Sıkıca tutup düğümünü atalım. Birkaç kez de üzerinden geçiyorum. Büzdürdüğümüz yerden o kesik kısımları çıkmasın. Tekrar bir düğüm atıyorum. Evet. Şöyle biraz düzeltelim. Şu dikiş kısmı alta gelsin. Bakın şu şekilde dikiyoruz. Şu bacağın kenarından şöyle ayarlayalım. Boyun kısmına da şöyle parmağımızı araya koyup ayarlarız. Parmağımıza değmesi yeterli şu şekilde. Evet, dikelim. Bir bedenden, bir koldan alarak dikiyoruz. Şimdi buraya bir düğüm atıyorum. Arkadaşlar, ben videolarımda hızlandırma yapmıyorum. Çünkü detaylarını sakin görerek anlatmak daha uygun diye düşünüyorum. İğnemizi öne alıyoruz. Bakın, tam dibinden değil de şu kol öne yatık olması için hemen hemen 1 santimden fazla şu kısımdan, bakın şöyle dikiyoruz. Bir bedenden, bir koldan alarak buradan dikiyoruz veya şuraya yapıştırıcı sürebiliriz. Kolu şu şekilde yapıştırıp bırakabiliriz. Onu da yapalım, deneyelim. İpimi keseceğim. Göstermek için. O şekilde dikebiliriz veya yapıştırabiliriz. Bakın şöyle şuraya sürüp hemen
Kapattım. Çabuk donar silikon. Bu yüzden hemen kapatıyoruz. Veya dikerek de bitirebiliriz. Kolu çok aşağıya yapmayalım. Bakın şu şekilde arasında bir parmak olursa yeterli. Arkadaşlar diğer kolunu da aynı şekilde bu dikiş kısmını alta getiriyorum. Alt aşağı kısma. Şöyle parmağımı koyarak boynuna. Tam elime değmesi yeterli. Bakın şu şekilde ayarlayalım ön kısma doğru. Dikelim. Bir bedeninden bir kolundan alıyoruz. Arkadaşlarım kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bakın burada da aynı işlemi yapıyorum. Bakın şu kolun şu 1,5 santim kadar üstünden şuradan şu şekilde dikiyoruz. Kol öne yatması için. Bunu da dikerek göstereceğim. Diğerini yapıştırmıştım. Dikersek daha iyi. Ama yapıştırmak da bir alternatif tabii ki. Çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği, yıkanabileceği yani tertemiz, hijyenik. Çocuklarımız, bebeklerimiz rahat oynayabilir. Zararlı bir ürün değil. Penyelerimizden de kesip yapabiliriz. Çorap olması şart değil. Çocuklarımızın giymediği küçülmüş penyelerini bebeklerimizin böyle çorap şeklinde keserek kenarını dikelim. Çorap haline getirelim. Onları da o şekilde değerlendirelim. Şöyle esnetelim, düzeltelim elimizle. Sonra şu şekli veriyoruz eline de. Şöyle şu kadar bir mesafe. Şöyle ipi dolayalım üzerinden. El şeklini vermek için 2-3 kez doladım. Birkaç kez de düğüm atıp şu şekilde sağlamlayalım. Bakın elini de bu şekilde yaptım. İpleri hiçbir zaman düğümün dibinden kesmiyorum arkadaşlar. Bakın buradan hemen dibinden girip başka bir taraftan ipi iğneyi çekip şu şekilde keselim. İpin bir diğer ucunu da tekrar başka bir iğneye takıyorum. Hiçbir zaman şöyle dibinden kesmiyorum. Çünkü orada düğüm olduğu gözükür. Bu şekilde gözükmez. Buradan dibinden kesebiliriz. Bakın. Düğüm gözükmüyor. Şu kolunu da elini de diğeri gibi yapıyoruz. Evet, bebeğimiz hazır. Arkadaşlar çoraba göre dediğim gibi değişiyor. Bakın bu küçük oldu. Diğer videomda yalnız devamını ikinci videomda paylaşacağım. Bu bebeğin yapılışını paylaşmış oluyorum. Çünkü diğer yarısında sorun olmadı. İlk yarısında sorun olduğu için beden yapımında bunu tekrarladım. Yani bu neden büyük de bu neden küçük gibi algılanmasın. Gördüğünüz gibi bu bebeğin biraz küçük oldu. Şimdi gözlerini şöyle bir bakın şu çizginin altından yarım santim kadar altından işaretliyorum. Şöyle tam ortalayarak göz kararı.
Ebatlar aynı olacak diye bir şey yok. Çünkü herkesin çorabı, elindeki malzemesi kendine göre ne varsa onu kullanıyoruz. Yine mi arkada sabitledim düğümümü. Boncuktan gözlerini yapıyoruz. Şöyle birkaç kez geçiyorum. Şöyle gözün dibinden şuradan bir düğüm atıyorum. Kirpikleri çok gevşek olmasın diye. Bu tarafa geçmeden kirpiğini de yapalım. Alttan geçeyim neyse, içinden geçmeyelim. Bakın hemen gözün yanından ipimi çektim. Şöyle düz tutalım. Biraz daha içeri alacağım. Evet, şöyle düz tutalım. Ayarladıktan sonra tam şu gözün üst kısmına doğru yakın, üst kısmına yakın ortaya ipimi çektim. Şimdi şuradan diğer tarafa geçiyorum. Evet, diğer gözü de yapıyoruz. Aynı şekilde diğer gözü de yapıyorum. Şu düğümün tam dibinden değil ipin. Biraz bakın bu taraftan. İpimi alta çekip buradan bir düğüm atıyorum. Gözün uç kısmına iğnemizi geçelim, çıkalım buradan. Ve kipriğimizi yapıyoruz. Tam gözün dibine batıp arkadan iğnemi çekiyorum. Ve buraya çok çektirmeden düğümümü atıyorum. Çok çektirirsek kiprikler gerilebilir. Düğümümü attım. Burası saçın altında kalacağı için sıkıntı yok, gözükmez bura. Evet, gözlerimiz hazır. Burnunu da tam şöyle kalemle işaretleyeceğim. Siyah ipimle burnunu da yapıyorum. Dikiş ipliğiyle de yapabilirsiniz. Evde ne varsa onu kullanıyoruz. Dikiş ipinden de birkaç kez geçebilirsiniz. İki kat yapıp. İki, üç kez geçtim. Üçüncüyü arkada çektim. Çok çekmiyorum, gerdirmiyorum. Şu alt kısmını dikerken buraya boncuk bırakıp içine
Şöyle tutup üzerinden de dolayabiliriz aslında. Nasıl kolay geliyorsa öyle yapabiliriz. Şu ipimi de çok dibinden kesmiyorum çünkü üzerine saç geleceği için kalsın o arkada. Ağzını yapmaya da siyahla devam edebiliriz de. Kırmızıyla yapacağım ben. Şöyle şurası iyidir. Her ne ip varsa onu kullanıyoruz. İnceyi birkaç kez geçeriz. Kalını bir kez yaparız. Bu ipin biraz kalın olduğu için dikiş ipliği gibi değil. Bir kez geçeceğim yeterli. Bakın gördüğünüz gibi. Evet, geldik şimdi şortunu kesmeye, yapmaya. Tersini çevirdim. İstediğimiz kadar şu bacak boyunu kendi yani görüntüsünü kendimize göre ayarlayabiliriz. Şöyle ikiye katlıyorum. Ortadan kesiyorum. Bebeğin boyuna göre ayarlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Üç santim kesmişim. Şimdi bunu dikiyorum. Evet, şu şekilde dikip hazırlıyorum. Evet, şortu çevirdim. Giydiriyorum. Bebeğim küçük olduğu için tabii ki bu biraz uzun oldu. Her nasıl olursa olsun şunu şu uç kısımlarını içine çevirip dikeceğiz zaten. Şöyle. Uzun ömürlü olsun. Dikmezsek yıpranacaktır çünkü. Şöyle sağlamlıyoruz düğümümüzü. İyice üst üste. Sonra yani çok sık uğraşmaya gerek yok. Şöyle çırpma dikişle dikelim. İçine katlamazsak yıpranır. Daha çabuk yıpranır. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar, bebeğimin saçını ben şu şekilde yaptım. Bir diğer videomda paylaşacağım fakat şöyle kıvırcık saçlı olmasını isterseniz profilimdeki bebeğimin saçı gibi linkini bırakacağım. Ekran kartını videomun üzerine bırakacağım. Ekran kartına. Oradan takip edebilirsiniz. Linke tıklayarak girebilirsiniz. İsterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Üstün tişört kısmını bakın şöyle.
formasını da giydiriyorum. Şu desenli kısmını arkaya getirdim. Şu uç kısımlarını büküyoruz yine söylediğim gibi içine. Yıpranmasın daha fazla. Bakın şöyle şu şekilde güzel güzel içine bükelim. Evet. Şu omuzlarından tutturup dikiyorum. Düğümümüz içinde kalacak şekilde. Bazen görüntüden kayabiliyor, dikkatimden kaçıyor. Kusura bakmayın. Evet, şu uçlarını denk getiriyorum, uç ucuna. Bu şekilde dikiyorum. Düğümümüzü atalım. Şöyle şu tarafa geçiyorum bakın. Aynen buraya da dikelim. Bu videomda da sonuna doğru birazcık kaymalar olmuş sesle görüntü arasında. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şu alt kısmını da içine istediğimiz boyda ayarlayıp içine katlayalım. Buranın da açılmaması için şöyle birkaç yerine yapıştırıcı değdirip yapıştırabiliriz veya şöyle gözükmeden şöyle şu şekilde bakın. Şöyle alttan gözükmeden dikebiliriz. Açılmasın diye. Bakın bu şekilde devam edip dikebiliriz. Uçları çıkmaz. Evet arkadaşlar, videom biraz uzun olduğu için iki bölüm yaptım. İki video halinde. Saçına, ayakkabılarını bir diğer videomda paylaşacağım. Diğer videomda şu bebeğimle devam ediyorum. Sonra ikinci bölümde sorun yoktu çünkü. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenerek, yorum yaparak, sosyal hesaplarınızda paylaşarak destek olabilirsiniz. Abone ol yazısının yanında çıkacak olan zil simgesine dokunursanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.